TürkSat Dijital Hayatı sunar. Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Teknoloji ve internetin hayatımızı etkilerini konuştuğumuz programımızda bu hafta iş hayatımızdan sosyal hayatımıza, çevremizden ilişkilerimize kadar internette bıraktığımız izlerin bize çok etkilerini görüyoruz. Ve bu doğal olarak da sosyal CV dediğimiz bir CV'mizi oluşturuyor. Bu konuyu konuşmak için 3 değerli konuğumuz var. İsterseniz ben kısaca konuklarımızı size takdim edeceğim. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Mehmet Karaca. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. SecretCV.com CEO'su Okan Tütüncü. Hoş geldiniz Okan Bey. Hoş bulduk. Ve dijital medya danışmanımız Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aytaç Meşri. Hoş geldiniz Aytaç Bey. Şimdi hocam programa hazırlanırken 3 konudan bakalım istedik. Sosyal tarafıyla bakalım, okul hayatımız tarafından bakalım, bir de iş hayatımız tarafından bakalım istedik. Ve izin verirseniz ben sizle başlamak istiyorum. Hay hay. Şimdi siz büyük bir kurumda önemli bir görevdesiniz ve binlerce öğrenciyle her gün berabersiniz ki o öğrenciler de dijital yerli dediğimiz, işte interneti bir uzuvları gibi gören, onları kullanan topluluklardan oluşuyor. Hayatlarında hep internet toplulukları içinde dolaşıyorlar, geziniyorlar. Siz kişisel olarak bir öğrenciyle görüşürken veya çalışanlarınız, onların Facebook, Twitter veya sosyal medya mecralarına bakıp internet izlerini takip ediyor musunuz? Böyle başlamak istiyorum. Zaman zaman da oluyor öyle şeylerimiz. Özellikle öğrenci konseyini mesela takip ediyorum. Çünkü öğrenci konseyi direkt öğrencilerin problemlerini bize aktaran merciği, bir her fakültenin ve bölümün temsilcileri var orada. En çok takip ettiğim öğrenci konseyleri. Acaba geri beslemelerde neler konuşuyorlar, neler yapıyorlar, ne tür aktiviteleri var. Ve bazı kulüpler var çünkü çok önemsiyorum kulüpleri. İşte gönüllü kulübü gibi, bizim sinema kulüpleri gibi çok farklı kulüplerimiz var, 160'a yakın. Bunların da Twitter hesapları var. Onları da ben bizzat kendim takip ediyorum. Yani. Kişisel olarak da bir öğrencinin sizle mesela görüşmek istedi veya siz onun tez hocasısınız. Evet. Dünya görüşüne, sosyal hayatında bakıyor musunuz? Değerlendirirken o ölçüt oluyor mu? Yok, çok önyargılı olmuyorum çünkü birebir bazen biliyorsunuz sosyal medyanın iyi ve kötü tarafları var. Evet. İyi taraflarından bakmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar bazı işte sinirli hallerini falan oraya yansıtıyorlar ama çok hoş oluyor. Ben de o açıdan da şeyim, sıkıntımız yok. Onlara da zaman zaman baktığım oluyor ama yine de böyle kontrollü gidiyorum yani daha çok. O zaman İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri şanslı bu konuda yani siz. Öyle diyebiliriz. Öyle diyebiliriz. Peki şöyle hani bu izleri konuşmuşken teknik olarak da biraz konuşalım istiyorum. İşte biz nasıl internette iz bırakıyoruz? Ne yapıyoruz? Yani şimdi kişiler internette bir kural vardır. Arkasında duramayacağı hiçbir şey yazmaması gerekiyor. Çünkü sosyal medyada ne yazarsanız yazın o kalacaktır. Sizin kişisel kimliğinizin devamı olacaktır. Arama motoru sonuçlarına çıkacaktır. O yüzden de mutlaka yazacağınız şeyin arkasında durmanız lazım. Bu ilerideki bütün kariyer hayatınızda geçerli. Çünkü bir CV yazıyorsunuz, güzel. Bir sürü herkesin CV'si var, iyi kötü. Ama bir insan geri dönüp de arama motorlarında da bu insanın adını aradığından itibaren sosyal ağlarda yazdığı her şey de o CV'deki kağıtla birlikte çıkmaya başlıyor. O da olumlu veya olumsuz etkili olacak tabii ki. Peki ne yapıyoruz mesela? Yani bu tür durumda da o yüzden kişilerin sosyal medyada neden kullandığını karar vermesi lazım. Şimdi adam yapmış Facebook'u tamamen kısmetiyle ilgili olarak bir sebepten yapmış zamanında sevgilisine karşılık. Bir sürü şu anda Türkiye'de 38 milyona yakın hesap olduğu söyleniyor. En az o kadar da sırf kısmet için açılmış hesaplar var. İlişkiler için. Şimdi bu noktada da gerçekten ya kendi isminizle yazacaksınız ve kariyer programınızı yazıp bununla ilintili içerikler paylaşacaksınız. Ya da riski alıp ve tehlikeli olabilecek içerikler de paylaşacaksınız. Ama yarın öbür gün o paylaştıklarınızın sorumluluğu da sizin sorumluluğunuz olacak. Ya evet. Özellikle bu sosyal hayatta çok etkileniyor. Evet. İşte mesela ilişkileri dediniz. İleride evlenmeye karar verdiniz.
geçmişte yaşadıklarınız sizin için. Ben üniversitedeki öğrencilerden biliyorum. Aynı hesabı kullananlar var. Sevgili olmuşlar, bir tane ortak hesap açmışlar. Kavga edip ayrılmışlar. Bir tanesi de kalmış hesap. Şimdi böyle durumlar oluyor. Veya niye ona like ettin diyor. Yanımda eline vuruyor falan. Ya bu tür şeyler yavaş yavaş olmaya başlıyor. Şimdi ortak hesap bir kavram olmuyor. Kişilerin bireysel hesapları vardır. Herkes kendi paylaşımlarında özgürdür. Ben her zaman öğrencilerime de danışmanlık verdiğim kurumlara da aynı şeyi söylüyorum. Mutlaka paylaştığınız şey sizin interneti neden kullandığınızla alakalıdır. Ben kendi mesela internet pazarlama diye yapmışım. Hep paylaşımlarım bu yönde ve sevdiğim konularla ilgili. Ve yarın öbür gün bir iş görüşmesi veya benzeri bir şey yaptığında insanlar ismimi aradıp arkaya baktığında bu konularla ilgili şeyleri görmesi lazım ki o konularda arama motorunda değer kazansınlar. Okan Bey, iş hayatında da böyle mi? Mesela hani siz önemli bir CV kuruluşunun başındasınız ve hani bütün dataları, verileri takip ediyorsunuz. Doğru. Bu izlere bakıyor mu gerçekten hani şirketler? Şimdi biz sık sık anketler yapıyoruz. Ben hemen bir tanesini size söyleyeyim. Veriyle konuşurum diyorsunuz. Aynen. Yani soru şu, işe alacağınız kişinin sosyal medya hesaplarını inceliyor musunuz? 235 firma cevaplamış, 15.000 adayla da konuşmuşuz. Yani daha doğrusu Secret CV ortamında bunları bir izlemişiz. Şimdi 235 firma demiş ki en çok ben ki %45 ile Facebook'larına bakıyorum. Sonra diğerleri geliyor. Twitter, LinkedIn falan geliyor. Peki demişiz. Ya madem inceliyorsun. Kaç şirketten kaçı demiş bunu? 235 tane firmanın tamamı cevap vermiş. Yani hepsi. Normalde 47 firma çalışıyoruz ama 235 tanesi cevap vermiş. Ve neye bakıyorsunuz peki? Yani firmalara işe alacağı kişilerin sosyal medya hesaplarını incelerken nesine bakıyorsun? Bir nolu şey, sosyal medya diline ve yayınladığı içeriğe bakıyorum. Yani aynı Ataş Bey'in dediği gibi neyi yayınlamış? Nasıl dil kullanmış? Küfür ederek mi? Daha nezaket sınırı dahilinde bir eleştirisel mi yaklaşmış ya da bir yorumlarını mı söylemiş? Sonra neye bakmışlar? Firmaların baktığı nokta bunlar. Beğendiği sayfalara. Sonra profil fotoğrafı ve güncel fotoğrafına. Sonra ortak arkadaşlarına. Yani eğer İTÜ'de okuyan bir herhangi bir öğrenciyse, yüksek lisans doktor da olabilir bu. Acaba arkadaşlarının ağırlığı kendi çevresinden mi yoksa başka yerlerden mi? Bakıyor ortak arkadaşlarına. En son imla kurallarına uyup uymadığına, en sonu da arkadaşın sayısına bakıyor. Bu bir anket değil mi? Bu bir anket. Yani firmaların ilk olarak baktığı şeyler bu. Sonra demişiz ki peki hangi paylaşımları sizde olumlu etki yaratıyor demişiz. Ve %36 ile mesleki birikimlerin paylaşması ortaya çıkmış. Yani %36. %36. Firmaların %36, 235 firma, 36'sı, %36'sı. Demiş ki arkadaş eğer sen paylaştığın şeylerde mesleki birikimlerini paylaşıyor musun? Ve ben bundan daha pozitif olarak senden etkilenirim demiş. Peki en çok neden negatif etkilenirsin? Burada çok önemli bir şey. %29 da demiş ki çalıştığı şirket ya da çalışma arkadaşlar hakkındaki olumsuz içerikleri. Aynen. Eğer sen eleştiriyorsan. Çünkü şöyledir, mülakat sırasında iş alımlarda adaylara sorarlar genelde firmalar, insan kaynakçılar sorarlar. Neden ayrıldınız o iş yerinden? Eğer tek yanlı cevap veriyorsa aday şey der işte müdürüm kötüydü. Çalışma bilmem neydi. Halbuki böyle değildir bu iş. Yani sen performansın zayıftır belki verimsiz çalışıyordu. O yüzden seni belki işten çıkarttılar veyahut da sen ayrıldın, darlamak zorunda kaldın. Ama çok eğer spesifik konu değilse, yapılmamışsa eğer önemli şeyler, bu tip konular söylenmeden geçilmesinde fayda vardır. Ve bunu tabii paylaştığı zaman da o yaşadığı iş yerindeki sorunlar, bunlar ileriye doğru da iz oluyor. Tabii düşünsenize bir önce şey demek mesela, müdürüm Ahmet Bey işte ne bileyim ben falan kötü. Şey kötü yazıyorlar, şey bu hesap kişisel görüşlerimi içerir. Kurumsal bağlama yapmaz mesela. O kurtarmıyor mu gene? Yok, sonuçta siz yazıyorsunuz ama bilerek yazıyorsunuz. Hani evet, hacklenebilir hesabınız. Onlar başka şeyler. Oluyor, başımıza geliyor. Yani Twitter hacklenebiliyor, Facebook LinkedIn hesapları hacklenebiliyor. Bilir şifrenize girip yapıyor bazı şeyler. O zaman yani bir hafta içerisinde hemen yayılmaya çalışıyorsunuz. Onlar başka şeyler. Ama yoksa sizi bağlar. Doğru değil mi Ateş Bey? Yani kesinlikle. Şeydir bu çünkü. Yani siz yazıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Yani kendi rızanızla. Aynen, ama onun yani tam tersinde kullananlar var. Yani bir yazıyor, bayağı ters patlıyor. Ha, hesabımı kırmışlar diyor bir anda, tamam mı? Bunu diyenler de var. Tam tersinde bunu kullananlar da oluyor tabii. Hocam peki bir eğitimci olarak. Ben şuna takıldım aslında, eğitim deyince imla
konusu. Şimdi devrik cümle çok yaygındır yani Twitter hesabı özellikle diyorum. Evet. Ve çünkü çok az 140 işte şeyle karakterle bir şeyler ifade etmeye çalışıyorsunuz. Arka arkaya ikinci, üçüncü de zaten kendim de mesela şahsen. İkinci, üçüncü arka arkaya gelen tweetleri pek detaylı okumam. İlk tweet esas vurgulanan şeydir diye bakarım. Şimdi o bir özellik ister gerçekten, onu kullanma özelliği ister. Evet. Yani imlada yani kırık cümle yani veya devrik cümleler çok yaygındır yani, kullanılır yani. Doğru. Şimdi iletişimin şey özelliği, hatta kısaltarak Amerikanca işte şeyler vardır. Ya şeyler kullanıyor, gülücük işaretleri koymak, evet, değişik işaretler şeyler koymak. Ya bunlar şey mi olarak algılanıyor? Şimdi bunun hepsi firma cevaplıyor ve firma pozisyona göre değişir. Yani bazen bir güvenlik görevi alacağı zaman hiç önemsemez bunları. Ama bir sekreterya pozisyonu alacağı zaman çok önemser. Evet. Dolayısıyla orası önemli. Bir genel müdür alacağı zaman. Bir pazarlama, pozisyona göre metin yani. Yazar. Evet. Tabii sonuçta firmaların da aradığı adaylara göre değişir bu. Bir satış temsilcisi tabii çok önemli yok. Ama sekreterya olsun, metin yazarlığı, işte ajanslar, genel müdürlük pozisyonları olsun, yönetici pozisyonları, bunlar dikkat ediliyor. Yani içeriye burası, bakıyorlar. Tabii, burası tabii, önemli. Şey, neden? Ya şimdi bir genç düşünün, iş başvurusu verinde çok güzel gece hayatına barda gitmiş, çektirmiş. Bu resimler her şey çok güzel. Tam iş başvurusuna bakıyor. Genel müdür bir de Facebook'una bakın dediği zaman orada bu resimler döndüğünde vay bu adam hayatını kulüplerde mi geçiriyor bir ibaresi olabilir. Ama aynı adam bir içki firmasına başvurduğu zaman ve bununla ilgili bir blog yazar olduğu zaman çok değerli bir eleman haline de gelebilir. Yani nereden tamamen bağlı? Tabii ki hangi firma ve ne tarz başlıyor. O yüzden farklı CV'lerimiz varsa farklı hesaplarınız. Bu doğru demek istemiyorum ama senin tarzın ve hayat tarzın o tarz bir hayat tarzıysa ve hep o tarz işlere başvuruyorsan paylaşımlarında doğru oluyor. Ama yarın öbür gün bunu değiştirdiğin zaman da onlar geçmişte kalıyor ve doğru kalamıyor. Kaldıramadığın için yanlış olmaya başlıyor. Peki gelecekte hocam bir eğitimci olarak hani Okan Bey'e de soruyorum. CV dediğimiz kavram bu internetteki izlerimizden dolayı işte webde bıraktığımız sosyal medyada CV dediğimiz kavram değişecek mi veya yok mu olacak? Ölecek mi? Sanırım sanki bununla beraber öyle farklı bir CV algısı oluşmaya başladı. Yani özellikle şirketler için. Ben bizzat da mesela biliyorum çok dünya markası bir firma. Cidden Facebook'larına veya LinkedIn'ine veya da Twitter hesaplarına bakarak adam alıyorlar. Çok bayağı bilinen firmalar. İsim vermek doğru, istemiyorum. Doğru, reklama haklısınız. Girer. Aynen haklısınız. Yani dünya markası zaten firmalar. Ona bakarak alıyorlar ama bir açıdan da tehlikesi şu, bazı insanlar da profesyonel kişiyi ayrıştırabilirler. Yani Facebook'a koyduğu şeyle işlevde sosyal hayatta veya profesyonel hayatta daha farklı davranabilir. Çok yetenekli biri yani, olabilir. Evet, olabilir. Çok daha olabilir. Yani ben bence biraz tehlike arz ediyor gibi çok ön yargı oluşturabilir. Yani şöyle firma açısından bakmak lazım konuya. Yani şimdi düşünsenize çok önemli pozisyon alacaksınız siz. Zeki insanlar mülakat sırasında çok rahat karşıları yanıltabilirler. Çok rahat yapabilirler bunu. Yani siz perde koyarsınız mülakat sırasında yani yönetici pozisyon düşünün ama kendinizi. Ve çok rahat siz istediğiniz şeyi söylersiniz ve karşı tarafı ikna edebilirsiniz. Ama zaten hani Facebook'lara bakılıyor bu anket sonucu çıktı ama zannedilmesin ki işte bir firma 10 bin başvuru alıyor, bir bank 10 bin başvuru alıyor, 10 bin tanesini inceleme şansı yok. Kaç kişi alacak işe? 50 kişi alacak, o 50'inkine bakıyor ya da bir kişi alacak, o bir kişiye bakıyor sadece. Şimdi bu durumda eğer yönetici pozisyondaysanız ve hakikaten Twitter, Facebook ve LinkedIn hesaplarınızda gösterdiğinizden farklı davranıyorsanız, yani bir mülakattaki görüntüden farklı davranıyorsanız işte o zaman ortaya çıkıyor. Ve yani mesela bir siyasi veya dini herhangi bir şekilde bir yorumlarınız varsa, eleştirel veya pozitif ne kadar hiç önemli değil ne olduğu, orada yapmışsanız orada ortaya çıkıyor. Yani doğal olarak bir firmada hatta o çalışan yönetici kendinle uyum içinde çalışacak olan kişiyi arar. Çok normaldir. Yani sizinle aynı mesafede olan aynı şeyleri yönelen kişi daha çabuk anlaşırsınız. Aynı yöne bakmak isteyecektir. Basitçe şöyle örnek vereyim. Teknik bir konu olsun. Daha analitik düşünen bir yönetici olduğunu düşünün. Tamam. Ve mühendislik olsun hatta. Mühendislik olmasın doğru değil. Ama mühendislik normlarını içeriyor olması lazım. İnsan karakteri mesela içerir. Ve siz rakamlar analiz edilmesini, istatistikler edilmesini istediğiniz bir bölüm, bir işler var. Fakat alacağınız kişi analitikle, analitik düşünmeyle alakası yok. Şimdi siz onu alamazsınız. Her şey, yetkinlikler her şey uyabilir, firmanız uyabilir ama düşünce tarzı o olması lazım. Ve rakamlara göre hareket etmesin. Çünkü performans ve verimlilik ölçeceksiniz. Doğru. Dolayısıyla yani her açıdan eğer tenis oynuyorsanız onunla beraber o zaman
tenisteki yapılan sporsal aktivite o size uygun düşebilir. Bir takım oyuncusu farklıdır mesela. Yani takım oyuncusunda takımla beraber hareket etme özellikleri vardır. Şöyle bir şey oldu mesela Beşiktaş'a Fenerbahçe'de. Orada altyapıda oynayan bir çocuk Fenerbahçeli olduğu veya tam tersi. Onunla alakalı tweetler attığı görüldü ve altyapıdan kovulmuştu. Geçen sene iyi hatırlıyorum. Evet, evet. Yani. Peki hocam burada şu çıkacak mı? Hani ben hep eğitimci şeyiniz var ya onu yorumlamanızı bekliyorum ısrarla. Şimdi bu bir mahremiyet alanı aslında. Bizim mahremiyetimize giriyor. Mahremiyet ve iletişim diyelim. Evet bu şirketler mahremiyetimiz karşılığında ücretsiz sunuyorlar bu hizmetleri. İşte bütün mecralar ücretsiz ama bizim hayatımızı satın alıyorlar bir anlamda. Rızamızla yapılıyor bu iş. Bir eğitimci rolüyle nasıl davranmak lazım? Yani bence genç nasıl? Bunun süresi yaklaşık 9-10 yıldır aslında çok aktif kullanmaya başladık. Artık pik yapmaya başladı yani yükselen bir değer alarak meydana geldi. Ama 9-10 yıllık şeye baktığımızda kullanıcı portföyü yaş dilimine baktığımızda genelde işte 16 ile 30 yaş diyorsunuz genelde. Yani X yaş, ve Z kuşağı diyorlar. X ve Z. O kuşakların kendi davranış biçimlerini de öyle değerlendirmek lazım. Yani izleri geriye doğru iz süreceksek o normda bakmak lazım. En son haline tabii bakarak da yargılamak da çok yanlış olur. Belirli yıl dilimlerine geriye giderek madem CV araştırıyorsak dijital CV diyelim artık ona. Yani normal şey güzel, CV'si güzel başlık dijital. Yani dijital CV diyelim. Veya sanal CV diyelim yani öyle diyelim. Onu takip edecekseniz mutlaka yaş dilimlerini göz önüne almak lazım. Hangi yaşta nasıl yazmış? Bu ne yazmış? Demek? Gençtir yapar. Evet, delikanlıdır ismi. Delikanlı. Yani hoşgörülü mü olmak lazım? Biraz daha esnek olmak lazım. Eyvallah. Yani belirli alanda bir de çok yönlü olmak hakikaten. Ne tür yollarda, ne tür alanlarda yazı yazıyor veyahut da oraya kendini içini döküyor. İşte müziktir, sanattır. Bunlar hakikaten çok fonksiyonlu olduğunu gösterirler. Normalde Amerikan firmalarını biliyorum. Yani bizde de o firmalar aynı şekilde çalışıyor. CV'nizde nereyi bitirdiğinizden çok arkadaki hobilerinize bakarak başlarlar işler. Yani bir açıdan hobinizin resmini verebiliyor Twitter veya Facebook hesabı. Ona göre insan portföyünü seçebiliyorsunuz. Bu bir avantaj. Evet doğru. Veya dezavantaj da olabilir. Evet işte bazen. Ben ondan bahsettim. Çünkü alıyorum mesela CV'yi. İşte kitap okumak, atıyorum yemek yemek, tenis oynamak. Şimdi CV'de 3 tane kalem var. Ama kendisini sosyal ağlarda paylaştıklarına baktığı zaman bu konularla ilgili hiçbir şey yok. Hiç tenis oynamamış. Hayatta tenis raketi belki görmemiş bir insan. Şimdi ama sırf CV'de olsun diye orayı güçlü gösteriyorsun diye konulan bir şey. Hep de aynı şey söylüyorum. Yani o kağıtta bir sürü şey yazabilirsin. Süper mükemmel gösterebilirsin ama iyi bir kafa avcısı dediğimiz bu recruitment'lar bunu sosyal medyada daha iyi değerlendirmeye başlıyor. Yani. Aynen çünkü oradaki şeyi yazdıklarıyla birebir ekranla kendisi arasında o anda hissettiğini paylaşıyor. O andaki düşüncesini paylaşıyor. Bu da aslında kendisini tam aksettirmesini, internet ortamı aksetmesini sağlıyor. Ve görüşmelerde o birebirken, heyecanlıyken veya çok mükemmelken söyledikleri şeyler, doğru olmayan şeyler internette tas tamam, tos doğru kendisini ifade etmeye başlıyor. İyi bir kafa avcısı dediğimiz bu recruitment'larda oradan çok iyi değerlendirip bu insanları seçebiliyor aslında. Şimdi bazı adaylar eleştiriyor mesela niye benim Facebook'a bakıyorlar. Fakat şunu görmüyorlar. Firmalar kişileri aldığı zaman bazı pozisyonlar için konuşuyorum, bazı bölümler için. O çocuğun gelecek planını çiziyorlar. Kariyer planı diyorlar. Ve onu, şimdi bazı baktığınız zaman şu andaki genel müdürlere iki veya üç şirket değiştirmişler ve büyüyerek gelmişler. Ve 10. ya da 12. yılın sonunda bir şeyler olmuşlar. Bir direktör veya genel müdür olmuşlar. Dolayısıyla firma onu alırken, adayı alırken benim şirketime ne kadar uyumlu olabilecek... Tabii ki işe yatkınlığı, işe yetkinliğine baktıktan sonra ve onu ben nasıl büyütebilirim peşindeler. Dolayısıyla doğal olarak alacağı adayla ilgili de eskiyi incelemek istiyor. Ama tabii hocam dedi doğru yani birkaç sene giderek hareket etmek lazım. Yani çocuk lisedeyken delikanlı, daha deli dolu. Tabii ki orada şu andaki yaşımıza göre kabul etmeyeceğimiz şeyler yapabilir ama yani onun davranış şekli nasıl değişmiş ona bakmak lazım. Mesela CV'lerde fotoğraflar var. Evet. Bazı fotoğraflar o kadar saçma ki. Yani adam köpeğiyle beraber fotoğraf çektirmiş. Ya böyle bir şey olabilir mi CV'de? Böyle mümkün değil. Ya da böyle CV'ler mi var? Ya var. Fotoğraflar var garip. Yani ortam full sigara dumanı ve onu CV'sine koymuş çocuk. Yani neler neler var. Spor üstten aşağı bir spor kıyafet, tişört, şort, ayakkabı koşarken çekmiş, bunu CV'ye koymuş. Böyle saçma sapan fotoğraflar var. Ama fotoğraf önemli çünkü adayla ilgili bir imaj veriyor.
Hatta CV'deki e-mail'ın uzantısı bile önemli. Mesela yazmış bir tanesini. Seni seviyorum @hotmail.com. Polat Alemdar @. Nickname'lerle açılmış. Ya aynen böyle saçma şey mi olur? Yani adını soyadını yazar. @ dersin. Yahoo veya Gmail neyse adını koyarsın orada. Yani bunun şey olamaz ki. Bunların hepsi ele veriyor. Eskiden böyleydi. Şimdi Facebook'la devreye girince artık çok lanet bakıyor firma. Tabii izin alıyor bazen. Yani bakabilir miyim diyor. Çünkü bazen kapalı Facebook'ları. İzin istiyor. Yani çok çaktırmadan bakayım öyle bir şey yok. Firma açık aleyen söylüyor bunları ve izin istiyor ama bazıları. Çoğu insan kaynakları veya hepimiz hemen Google'a bakıyoruz. Yani tabii Google'dan Facebook'a veya başkaya evet, geçiyorsunuz. Bilgi toparlamak için o da bize bir şeyler veriyor. Hocam çok güzel söyledi. Dijital CV oluşuyor. Peki ben teknik bir şey soracağım. Lütfen. İzleyicilerimiz için de. Bu izleri oluşturduğumuz, işte paylaştığımız, seyrettiğimiz filmler, e-mailimiz vesaire bütün bunların toplamı bize bir ipucu veriyor. Bunları silmek veya yok etmek geriye doğru teknik olarak mümkün yani mü? Bunları şu anda tabii ki en büyük arama motoru Google'a çoğu yansıyor. Hepsi bu arama ağlardan çekiyor bu bilgiyi. Normalde bunları herhangi bir şekilde sizin hakkınızda gerçek olmayan bir bilgi varsa Google'a başvurup sildirmeniz mümkün. Ama bu resmi yazışmalarla devletten alacağınız kurum ve Google'la birlikte sürdürebileceğiniz bir süreç. Şu an yapılabilir mi bu? Şu anda evet. Ve devletin de çıkardığı bazı kanunlarla çok hızlı bunlar yapılabilir durumda. Ama bunlar haricinde kişiler burada bir şey karışmasın. Kişi senin hakkında olumsuz bir şey yazdı diye bunu hemen kaldırın demeniz bir çözüm değil. Kişi fikrini beyan ediyorsa bu fikir de bir hakaret içermiyorsa bunu kaldırmak zorunda değil o kurum. Yani siz o fikri iptal etmeyi sorunsunuz. Ama ben burada önemli bir şey soracağım hocama. Siz özellikle bu kariyer kısmı ve sosyal medya yönetimleri ilgili üniversitede bir politikalar düşünüyor musunuz veya oluşturuyor musunuz? Benim sorum da o. Kalktın mı? Benim sorum da o. Aslında evet, öyle bir iki yıldır aslında bir kariyer zirvemiz var. Avrasya'nın en büyük kariyer zirvesi diyoruz. Geçen ay yaptık biz. Geçen ay? Geçen ay yaptık. Yaklaşık 87 firma geldi. Gençlerin tabii bütün dünyası aslında dijital medya. Evet, çok fazla işte isim vermiyorum, reklama girer mi girmez mi? Girer hocam reklama. Girer mi? Ülkenin hakikaten ve Avrupa'nın da en büyük uluslararası firmaları da oradaydı. Baktım daha çok standlar hep bu elektronik cihazlar, işte dijital medya ile ilgilenen şeylere daha çok yönelim vardı. Yani klasik teknoloji üretenlerden çok bu tarafa doğru bir eğilim vardı. Yani biz kariyer planlamasını acaba bu tarafa doğru mu shift edelim, kayalım? Böyle bir düşüncemiz bu de oluşuyor. Bu kısım oluşur. Önemli çünkü herkes her istediğini de yazamaz bir durumda. Evet. Yani bunu ben hep öğrencilerime de aynı şeyi söylüyorum. Çalıştığım kurumlara da aynı şeyi anlatıyorum. Yani bu gerçek hayatta birebirken, yüz yüzeyken nasıl bir anda hakaret edemiyorsak, nasıl bir edep, adapla konuşursak oradaki de aynı kısım. Ve oradaki de kontrol edilmesi normal bir durum. Yani herkes istediği her şeyi oraya yazıp hakaret edemez. Düşüncesini söylemesini demiyorum ama belli bir kibarlık ve şey karşılığında yapabiliyor olması lazım. Ama gençler veya belli bir kesim o kadar rahat her şeyi yazabilir durumda ki. Yani. Ama konuşuyoruz Batı'da ama tam tersi yani dediğiniz şeyin normlarda oluyor. Hakikaten dijital medyayı çok daha ahlaki normlar içinde, evet, etik normlar içinde kullanıyor insanlar. Bunu bir iletişim aracı olarak kullananlar var veya bir kültürel araç olarak kullananlar var. Veya eğitim aracı olarak bile kullanan yani çok yaygın. Doğru. Ama bizde bazen bakıyorum, kendim de mesela bazen görüyorum. İşte ya rektör bey niye böyle yaptın, şöyle yaptın ama ismi de aslında açık çok net belli değil. Rumuzlu şeyler kullanıyorlar. Evet, rumuzlu. Gençler. Onları da bazen işte görmemezden geliyorum. Konum icabı. Mecburen tabii. Veyahut da hiç kale almadan üstünden geçerek gidiyoruz. Ama o önemli, yoksa her şeyi kale alırsanız hem vaktiniz yetmez hem moraliniz bozulur vesaire. Ama şey konusu güzel. Yani insanlar aslında bu sosyal CV'nin bir anlamda özellikle yeni nesil farkında avatarlarla, başka rumuzlu hesaplarla açıp oradan ne yapmak istiyorlarsa yapıyorlar. Belki de yani bu işin aslında hep firma tarafı diyoruz ama işe alım kısmında diyoruz ama adaylar da firmaları takip ediyorlar. Evet, bu çok güzel bir konu. Şimdi eskiden firma seçiyordu. Hatta hatırlarsınız gelirdi işte büyük firmalar, uluslararası firmalar işte ilk ondaki öğrencilerin lisesini isterlerdi hangi bölümdense. Onları götürürlerdi işte beğendiklerini alırlardı, hatta kendi ülkene götürür eğitim yaparlar, devam ederlerdi. Şimdi değişti iş, artık firmalar genel müdürleri
o bölümdeki çocukların çoğunu çağırarak kendi şirketlerini tanıtıp, kendi şirketlerine hem de yani götürüyorlar fabrikalarına, işte partisini veriyorlar, işte piknik yapıyorlar. Genel müdürleri geliyor şirketin ve tanıtım yapılan firmalarla ilgili. Yani yapılan şey şu, eskiden firma adayı seçiyordu, artık adaylar firmaları seçmeye başladılar. Ve işveren markası diye bir şey doğdu. Yani eskiden 10 tane şirket vardı çalışabileceğiniz bir mezun olarak, şimdi 250 tane var. Yani şu mu, bireysel sosyal CV'mize de kurumsal sosyal CV'ler de oluşuyor. Aynen öyle. Nasıl? Firma da aday da artık firmanın ne davrandığına. Bakın yine araştırma sonucunda söyleyeyim size. İş ilanına başvuracağınız firmanın sosyal medya hesaplarında ne görmek istersiniz diyor adaylara. Düzenli ve güncel içerik paylaşması. İnsan kaynakları politikaları ile ilgili bilgi veren içerik paylaşması. Sosyal hesaplarda kullanılan tasarımların firmanın kurumsal kimliğe uygun olması. Ve firma hesaplarının takipçileri ile iletişim halinde olması. Yani aday da bekliyor. Sen neler sundun ürününle ilgili? İnsan kaynakları politikaların ne? Yani sadece kaç para vereceksin bana değil. Benim geleceğimle ilgili, eğitimle ilgili neler planlıyorsun? Belki orada çalışan kişilerin Twitter'larına, Facebook'una bakıp aynen orada nasıl öyle bir ortam olduğuna aynen dair öyle ipuçları da kazanıyor. Tabii zaten yani bizlerin de şu anda yaptığı şey onlar. Yani aynı şirkette çalışan insanlara bazen sorular gönderiyorlar. Twitter'larına bakıyorlar onlardan. Aday da bakıyor artık. Doğru. Yani her iki taraf birbirini inceliyor. Çünkü diyor ki yani ben de sadece yeni mezun diye almak doğru değil. Yani 5 sene evvel çalışan ve müdürlük pozisyonu olan birisi de düşünün. Yani ben müdür olarak gideceğim. Acaba patron veya genel müdür diye yönetim kurulu başkanı. Benimle ilgili, geleceğimle ilgili bir planı var mı? Maaşları ödeyebiliyor mu? Şirket durumu iyi mi? Büyümesinde mi? Şirket ortak alıyor mu yurt dışından gibi bir sürü birçok şey bakıyorlar ve ona göre karar veriyorlar. Yani eskiden hem istifalarda hem de adayların gelişimindeki ilk karar şeyi paraydı. İşte onlar. Hem dünyada hem Türkiye'de yine yaptığımız bir araştırma. Mesela istifada bir nolu istifa yani işten ayrılma sebebi bir üst yöneticiyle olan anlaşamaz huzursuzluk. Sonra maaş geliyor. Aday da aynı şekilde. Yani yeni mezuna bakma. Yeni mezun tabii ki daha üst düzey para ister ama bazıları değil. Ama yönetici seviyesinde... Okan Bey çok sadece güzel bir tweet var. Diyor ki Cevriye isimli kullanıcı. Ahlak aile terbiyesi. Edep out. Ben yazmadım. Kuzenim yazdı in. Evet. Demin Aytaç Bey söylediği bir şekilde yani, güzel bir yorum olmuş. Bu iş tarafından bakınca böyle bir de hani sokakta hayatımızda biriyle arkadaşlık edeceğimiz zaman, biriyle iş yapacağımız zaman da özellikle bu hani ülkemizdeki son olaylardan sonra da belki dünyada da böyle çok çalkantılı bir dönem geçiriyoruz. İnsanlar ilişkilerimize de bakıyoruz. Yani teknik olarak. Ya şimdi şöyle durumlar yavaş yavaş olmaya başladı. Bir tartışma oluyor. Oradaki genç veya orta yaşlı bir kişi karşı tarafa konuşmaya başlıyor. Sosyal medya, Twitter'da yazışmalar, hakaretler, küfürler. Güzel konuşma bitiyor. Ertesi gün ofise geliyor. Ha bugün çok değerli bir yönetici, müşterimiz gelecek, onunla görüşme. Oturuyoruz isimler. Sizin isminizi bir yerden hatırlıyordum. Bir dakika bir açıyor Twitter'da, iki dakika bir güne ver bununla küfürleşmiş. Şimdi o andaki potansiyel müşterinin durumuna bakın. Bunlar daha da çok olacak. Eğer bunlar dikkat edilmezse, yani orada çünkü adam simasını koymamış, resmini koymamış ama potansiyel müşteri ve işi kaybetmesinin sebebi olur. Sırf bu sebepten işi de alamıyor, eleman da işten gidebiliyor. Veya şimdi marka adı söylemeyeyim. Herhangi bir markada, bankadaki bir yönetici yılbaşının gecesinde sıkıldım ben deyip hepinize deyip dümdüz küfürü bastığı zaman ondan sonra tamam bir sürü kitle ona tepkisini gösteriyor. Elemanı işten çıkarmanız yeterli oluyor mu? Markanın oradaki değeri ne oluyor? Bu noktada da önemli nokta şu. Eleman tamam girerken kariyer yönetimi önemli. Girdikten sonraki personelin CV ve kariyer yönetimi nasıl olacak? İkinci sorulması gereken kısım da bu. Evet. Yani sadece girme süreci değil, girdikten sonraki süreç de önemli. Burada da İK departmanının bunu çok iyi yönetiyor olması gerekiyor. Burada şeyi soracağım. İşte bir online itibar dediğimiz şey var ya. Evet. Bir de kişinin rızası olmadan yapılan şeyler var. Dün Twitter sözcüsü bir açıklama yaptı. Çok da gündem oldu. Yeni kuralında bu hesabı açarken kabul ettim dediğimiz bir doküman var ya, orada kabul ettim ve devam ediyorsunuz, hesap açıyorsunuz. Görüntüdeki kişinin rızası olmadan çekilen veya dağıtılan fotoğraf ve videolar yayınlanamaz. Birisinin videosunu çektiniz mesela. Onun rızasını almadan
fotoğrafını, videoyu yayınlayamazsınız. Eğer bunu yapanlar, kural ilanında bulunan kullanıcılar hesaplarının kilitleneceğini söyledi. Twitter'ın sözcüsü bunu söyledi. Demek ki hani yavaş yavaş sosyal medya şirketlerinde de böyle sizden habersiz, sizden rıza alınmadan, onay alınmadan paylaşılan içerikler konusu var bir de. Siz bu da Google'a yazdığınızda veya sizinle alakalı bilgiler kısmında gelebilir. Buna ne diyorsunuz? Hani böyle bir şirketler de evrilmeye başladı. İyi yapmışlar bence. Olması gereken bir şeydi yani. Rızanız olmadan yapılan içerikler yani. Tabii şimdi zaten yani yabancı devletlerdeki televizyonları izlediğin zaman bir video sırasında diğer kişilerin yüzleri hep gölgelidir. Hani nasıl bizde reklamlar gölgeli geliyorsa onlar da yüzler gölgeli geliyor. Yani çünkü olur ya, dava açma şansı var. Bizde henüz öyle bir şey yok. Yani sizi kamera çekiyor burada, arkada belki adam başka bir şey yapıyor ve onu da görüyorsunuz filan. Yani hatta bir olay olmuş da bir Kıbrıs'ta bir olay duydum da enteresan geldi. Yani trafik şeyi, adam evini bırakıp gelmiş meğersem orada yakalanıyor mesela. Öyle şey olabiliyor. Dolayısıyla doğal, iyi bir şey bu, doğru bir hareket yani. Zamanla da şöyle olacaktır. Yani şimdi çok hızlı tüketiyoruz ya böyle olanları. Kendi ahlaki ve etik normlar yavaş yavaş böyle sorunlar oldukça, problemler çıktıkça da gelişecektir ki bu da onlardan bir tanesiydi ya, adlandırıyorum şirketler ben. Şirketler de pozisyon alacak yani bu mecraların tabii, sahibi şirketlerde. Tabii. Öyle gözüküyor. Yani o zaman zoraki yapacaklar bunu. İstemeseler de mutlaka yapmak zorundalar. Çünkü kişisel haklar, bireysel haklar burada ön plana çıkınca onların korunması, onlara saygı duyulması tabii ki bu tür şeyleri. Kurumsal olarak da hocam mesela üniversitenizde pek problemler yok. Hani ben takip etmeye çalışıyorum. Hani güzel bir ortamımız var ama çok A güzel. Üniversitesi Anadolu'da, B Üniversitesi'nde işte oranın çok olaylı, kavgalı olduğuna dair haberler, fotoğraflar paylaşılabiliyor. O da demin dediğiniz gibi kurumsal bir CV oluşturuyor. Bunların da önüne geçilebilir belki. Öyle tabii yani. Mesela çok yıllar önce biz yani üniversite konferanslar veriyoruz. Bir üniversiteye gittiğim zaman bir vakıf üniversitesiydi, özel bir üniversiteydi. Bir çocuk şey sordu, ya bizim üniversitenin reputasyonu çok iyi değil. Hani daha çok böyle zengin çocukların geldiği falan işte dedi. Peki algı. Algısı var dedi. Ve insan kaynakçılar nasıl görürler? Yani biz gittiğimiz zaman, mezun olduğumuz zaman benim babam zengin değil dedi. Hani ben gittiğim zaman iş alma konusunda sen şu üniversitedensin beni deyip benim CV'mi koyacaklar mı dediler mesela. Doğru. Yani böyle algılar var ve yayılıyor. Ama bunu engelleme şansınız yok. Yani bunu birbirine bu yüzden hani dünyada word of mouth dedikleri kulaktan kulağa şey diye, reklam diye bir şey var. Yani evet. Bunları engelleme şansınız yok. O yüzden online reputasyonunuzu iyileştirmek için nasıl reklam veriyorsunuz, işte nasıl PR işleri yapıyorsunuz? Bu da bununla benzer ve yapılması gerekiyor bunların. Yapacak bir şey yok. Yani dijital medyanın aslında çok hoş bir tarafı da var. Çok hızlı bir şekilde algı değiştirme şansınız da var burada. Yani basılı medyanın da elinde olmayan algıyı çok hızlı bir şekilde çok büyük mecralara ulaşma şansınız da var. Yani kurumlar için söylüyorum. Ben de bir kurum yönetim için o açıdan. Gerçekten o algı operasyonu açısından çok iyi bir şey, elinize bir alet ama tersi de söz konusu olabilir. Evet. Algınızı baltalamak açısından da o öbür tehlikesi de var. Ben hemen bireysel olarak nasıl kullanmak lazım? Yani şimdi burada bireysel olarak teknolojik itibar kısmı önemli. Demin de söylediğim gibi nasıl bilinmek istiyorsanız onunla ilerliyor olmanız lazım. Ve aslında bunun için siz Facebook deseniz de katılıyorum. Şu anki orta nesil, üst düzeydeki yöneticiler Facebook'u çok fazla kullanıyor. Mesela benim annem benden daha iyi Facebook kullanıcısı. Ama daha iyi yani kariyer yönetimi, sosyal medya kariyer yönetimi dediğimiz zaman en yoğun sosyal iş ağları popüler kısımda. Burada LinkedIn ve Zing'i biraz daha geri çekilse de Türkiye'de daha etkin kullanmalarını öneriyorum. Peki bir şey soracağım. Evet. Ne öneriyorsun mesela? Atıyorum tatil fotoğrafını paylaşma mı? Yok böyle bir şey söylemiyorum. Bakın mesela ben kendi öncelikle ilk yapması gereken kendi ismiyle alan adını alması gerekiyor. Birinci kısım bu. Alan adını ve komteri uzantısını alması lazım. Hele Ahmet, Mehmet benzer isimler varsa bizim halkımızda bu isimler çok fazla var. Çok hızlı alması lazım. Ben kendi çocuğumun ismi vermeden evvel alan adını Facebook hesabına aldım. Yani çünkü yarın öbür gün benim kızım bana böyle bir şey söylediği zaman cevabını verebiliyor olmam lazım. Niye almadın benim ismi diye. Bu hamleyi, olmadan önce alan adını tabii ki ismi ona göre seçmeniz lazım. Çünkü o hesabı alamazsanız ve cevap veremem diye düşünüyorum ben kendi kızıma. Bundan sonra sosyal medya hesaplarının alınması ve kariyerinizi ona göre. Ben şimdi dijital pazarlama, internet pazarlama yazınca çıktın dediğim için kendi blogumu, kendi yazdığım konuları buna yoğunlaşarak yazdım. Ama iyi de yemek yaparım. Sırf bu konu için ayrı bir
blok açmak zorunda kaldım. Çünkü internet pazarlamayla yemek tarifini aynı bloğa koyarsanız Google bir anda hop der. Hem internet pazarlama hem işte arpacık soğan dolmasını yan yana koyarsanız size gülmeye başlar Google. Orada da değer kazanır. Arpacık soğan da güzel olur ya. Yani o yüzden de bu sefer ne oluyor? Pazarlama stratejilerini de, dijital pazarlama stratejilerini de doğru kurguluyor olmanız lazım. Yani ben gençlere şey demiyorum. Çok şu anki genç kitleye baktığımız zaman herkes mobil, herkes çok iyi fotoğrafçı, herkes yazar. Böyle bir kişilik, genç kitlede böyle bir kişilik var. Ama bunları kendi şahsi bloglarına öncelikle yazmaları gerekiyor. Buradan sosyal ağları yaymaları gerekiyor. Çünkü ne olacağı belli olmaz. Yarın bir bakarsınız Facebook kapandı. Twitter artık kullanılmıyor denebilir. Ama bunlar dendiğinde sadece buralara paylaşırsanız arama motoruna sizin isminiz oranında hiçbir şey çıkmaz. O yüzden önce şahsi bloglarınıza buradan sosyal ağlara yayılması lazım. İkinci önereceğim kısım bu. Üçüncü önereceğim kısımda mutlaka LinkedIn hesaplarını aktif kullanmalara. Biraz mesela her ay bir yemeğe gidiyorlar, özel lokantalara gidiyorlar. Buradakileri harcayacağı parayı bir özel üyelik parası olarak harcamaları. Daha iş başvurusunda mesela ben iş ararken onu yapıyordum. Firmaya doğrudan başvuruyordum. Ama onunla birlikte de gidip oradaki İK müdürüne doğrudan başvuru yapıp bir mesaj atıp bakın size attım ama CV'mi lütfen buradan da değerlendirin diyordum. Bunları çekinmemelerinden bahsediyorum. Hiç beklemesi bile ben kendime şu şekilde söylüyorum. En kötü gene çağrılmam. Ama bu hamleyi yaparım. Bir şans daha yaratırım diyordum. Şimdi söylediği şey bir tek şeye katılmıyorum. O da yani çocuklara yönlendirdiler yanlış. LinkedIn doğru değil yani. Düşün bizlerde 18 milyon CV var. Secure CV'de evet. 47 bin firma çalışıyoruz. LinkedIn çalıştı 5-10 firma. Yani çocukların CV'leri bizler üzerinde olursa sizin daha hızlı ilerlerler. Sizinki kötü yer demiyorum. Kötü değil. Yok yanlış ifadeler. Yok sizinkine zaten şöyle normal iş başvuruda kariyer sitelerini mutlaka kullanmak zorundalar. Ben sosyal medya kısmında ne yapmaları gerekiyor? Ek olarak zaten bunları da koymaları gerekiyor. Sizinkinden başvuracak zaten bakın ben iki. Sizinkinden başvuracak. Bunu desteklemek için hop buradan da bakın başvurdum. Oradan da değerlendirin ifadesini iletişime geçmeleri lazım. Simge Küçük yazmış. Biz de görüşmeye çağıran kişiyi araştırıyoruz vallahi. Hazırlık gitmek gerek. Çok doğru. Çok aynen doğru. Öyle hazırlık ona da yapmaları gerekiyor. Şimdi bizim başka bir araştırmamız daha var ve iş saatlerindeki sosyal medyada geçirdiğin saatler diye yani neler yapıyorsun diye. Şey önemli konu. %48 yani 11 bin aday katılmış bu ankete. %54'ü haber sitelerini okuyormuş. İş sırasında mı? Evet, iş saatleri sırasında. %35'i sosyal medya geçiyor hemen. Şimdi günde kaç saatini ayırıyorsun? Birçok yerde kapalı ama şirketlerde kapalı Facebook'ta giremiyorsunuz. Değil mi? Bir kısmı kapalı ama yani o sayılar hakikaten belirsiz ama ben mesela karşı olduğum bir şey o. Yani evet, artık telefon şey. Diye bir şey var. Kapatamazsınız. Onu yok edemezsiniz. Ha, telefondan gireyim. Yani, yani hiç şansınız şey yok. Ve adayların %47'si bir saatten fazla internette zaman geçiriyorlar. Kendi kişileriyle ilgili. Şimdi bunu engelleyemezsiniz. Adam lavaboya gider gene bakar. Böyle bir şey yok. Artık eskiden de sadece PC'den ya da laptop'tan bakmak artık telefonda. Evet. Ve bu telefonların gelişimi inanılmaz fazla. Zaten telekom şirketlerine bakıyoruz verilere. Android'in kullanımı daha fazla. Mesela evet. iOS değil yani iPhone grubu değil. Diğer taraf daha fazla. Bir de teknik olarak Aytaş Bey'den aldıktan sonra hocam eğitim konusunda da demin hani biraz değindiniz ama orası önemli. Şimdi bu kuşaklara siz bir eğitim çalışması yani gelecekte arkadaş buradan mezun olduktan sonra CV'nizi bir yere vereceksiniz. Sosyal medyaya dikkat edin. Böyle bir eğitim çalışması, bilgilendirme bir şey yapıyor musunuz? Hani oryantasyon mu denir buna? O tür konulara daha yeni yeni aslında. Dünyada da yeni yeni giriliyor. Ama başka bir şey söyleyeyim. Aklıma hemen hızlı geldi. Şimdi patentler çok önemli. Patentlerin korunması, patentlerin size ait olduğu. Yani şey mühendislik için söylüyorum veya herhangi bir alanda. Şimdi ilginçtir. Bir üniversitede ismi vermeyeceğim. Arkadaşlar bu işi gerçekten çok iyi yapan arkadaşlar önce ürünü üretiyorlar ondan sonra bir dijital şey çekiyorlar video veya benzeri bir şey YouTube'a koyuyorlar ve öyle patenti garantiliyorlar yani dijital medyayı bile böyle korumaya alan çok şeyler güzel var. Bir örnek verdim yani bu zekice. Mesela bizim hocalara hep bunu tavsiye ediyorum yaptığınız her işi mutlaka garantilemek istiyorsanız ve koruma altına almak istiyorsanız mutlaka YouTube veya benzeri bir kanallar. Sadece YouTube için söylemiyorum. Yani diğer farklı dijital medya unsurlarını kullanarak bunu
güvenli haline getirin. Artık orada kaldı o, kaldı, parmak kaldı. İzi gibi. Parmak izi gibi orada duruyor. Sahip yolu birinci elden tescillenmiş oluyor. Yani patent, evet, şu yani, patent süreci çok uzun bir süreç biliyorsunuz. Yani ben belki çok teknik konuşmak istemiyorum ama aylar alıyor, yıllar alıyor. Yani bir tescillemek işte bütün dünyada uluslararası. Burada şu çıkıyor hocam o zaman. İnternet ve sosyal medya aynı zamanda bizi koruyor da bir şekilde. Aynen, yani izlerimiz aynen. Yani iyi tarafı doğru kullanılırsa, patent görevi de görmüş oluyor. Doğru kullanılırsa koruyor. Siz YouTube dediğiniz için aslında son dönemde kullanılan farklı bir yöntem kariyer kısmı için video CV'ler. Evet, video CV'ler. Yavaş yavaş popüler hale yani geliyor. Ne demek abi bu? Ne demek? Yani YouTube'da sadece söylemeyeyim, video yayınlanan her platforma kendi CV'sini konuşarak ben şu alanda uzmanım, çok iyi yaparım, ütü yaparım, yemek yaparım. Hangi şöyle, alanda bunu şöyle yapıyoruz biz. Yani, hangi alansa uzmansa, çok özür dilerim, hemen söz vereceğim. Hangi alanda uzmansa kendini o şekilde anlatan bir CV'yi video çekimini koyabilmesinden. Bunu ama kariyer siteleri de kendi yapılarına uyarlayacaklar zannedersem. Onu anlatıyordunuz. Şimdi şöyle uyguluyoruz onu bizler. Firma belli soruları yazıyor oraya. Tamam. Ve neyle ilgili soru varsa onunla ilgili onun cevabını bekliyor. Mesela bizde bir online mülakat diye bir bölüm vardır mesela. İsterse direkt olarak online adayla mülakat edebiliyor. Hiçbir yere kalkmadan. Firma İstanbul'da, aday isterse Amerika'da isterse Antakya'da. O ama o firmanın havuzunda kalıyor. Bu tabii, başka bir şey biraz. Tabii. Ama zaten onu yani siz video CV'yi ortama koyup da ben işte şu firmaya uygun biraz daha örnek verdik hani gece hayatıyla ilgili fotoğrafları varsa bir içki firmasında için uygundur ama bir farklı bir firma için uygun değildir gibi. Dolayısıyla hani çok iyi ütü yaparım o firmaya uygun değildir. Aynen. Buna çok uygundur. Dolayısıyla o firmanın sorularına göre o videolar hazırlanıyor. Firmaya göre hazırlanması gerekiyor ve o senin CV'nin ona göre olması gerekiyor. Bir de şimdi bu rızamız ile yapıyoruz. Bir de rızamız dışında yapılanlar. Bir de üçüncü bir şeyden bahsediliyor. Yeni yeni artık bu böyle bir akım çıkıyor. Ben kullanmıyorum ve ben siliyorum. Ben kullanmıyorum. Yani interneti hesaplarımı kapatıyorum veya hiç girmiyorum. Bilmiyorum bunu konuşalım. Yani teknik olarak bir reklam aramız var. Tamam. Reklam arasından sonra hem bu ben kullanmıyorum diyenleri konuşacağız. İkinci de size bir haber okuyacağım. Belki bu haber sonrasında reklama gitmekte fayda var. Hollanda'da Web 2.0 Web intihar makinesi kullanıcısının internet hesaplarına giriyor ve her bir arkadaşınızı, her bir iletiyi ya da mesajını elden geçirip sanal ortamda bıraktığınız tüm yüzleri siliyor. Böyle bir hizmet başlatmışlar. Hollanda'da bir şirket. Başvuruyorsunuz. Sizin hesaplarınıza giriyor ve bütün izlerinizi sildiğini iddia ediyor. Bu hizmete göre bu hizmet büyük rağbet görmüş ve şimdiye kadar 90 bin talep gelmiş. Hizmetten yararlanma süresi ise bir ay demiş. Böyle bir haberimiz de var. Ay boyunca mı kal? Bir ay içinde mi kaldırıyor? Komple kaldırıyor. Bir ay içinde komple kaldırdığını söylemiş. Şimdi reklam arasından sonra bunu mutlaka konuşalım. Bizden ayrılmayın. İnternetteki izlerim nasıl silinecek onu göreceğiz. TürkSat'ın sunduğu dijital hayat devam edecek. TürkSat'ın sunduğu dijital hayat devam ediyor. E-Devlet alanındaki ilerlemelere paralel olarak vatandaşlar kendileriyle ilgili gelişmelerden en kısa sürede haberdar olmakta, eskiden sadece kağıt ortamında tutulan dosyaların içeriğine artık elektronik ortamdan da erişebilmektedirler. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından E-Devlet kapısı üzerinde sunulan tapu bilgileri sorgulama hizmeti ile vatandaşların taşınmazları ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşmaları mümkün hale gelmiştir. Tapularınızın listesine ulaşmak için E-Devlet şifresi, elektronik imza, mobil imza veya TC kimlik kartı ile sisteme giriş yaptıktan sonra sayfanın üst kısmında bulunan E-Hizmetler bağlantısına tıklanmalı ve gelen listede Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü başlığı altında bulunan Tapu Bilgileri Sorgulama Bağlantısı kullanılarak hizmet açılmalıdır. Karşınıza gelen listede TC kimlik numaranız üzerine kayıtlı taşınmazlığınız ile ilgili özet bilgiler görüntülenecektir. İlgili taşınmazın sağ tarafında bulunan detaylar ve hisse bilgileri bağlantılarını kullanarak daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Detaylar bağlantısını kullanarak ulaştığınız sayfada taşınmazınız ile ilgili detaylı bilgi ve harita üzerindeki konumuna ulaşabilirsiniz. Hisse bilgileri bağlantısı kullanılarak ulaşılan sayfada ise taşınmaz üzerinde hisse hakkı olan kaç kişi olduğu ve kendi payınız hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
TürkSat'ın sunduğu dijital hayat devam edecek. TürkSat'ın sunduğu dijital hayat devam ediyor. Dijital hayata hoş geldiniz. Reklam sonrasında internetteki izlerimiz sosyal seviye konusuna devam edeceğiz. Biz arada reklamdayken de konuya devam ettik. Bir sürü şey konuştuk. Çok dolu ve çok önemli bir konu, hayatımızı etkileyen. Yeni açan izleyicilerimiz için ben konuklarımızı tekrar takdim edeyim. Önemli bir şey çünkü bu. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor hocamız burada, Mehmet Karaca. Sikkacv.com CEO'su Okan Tütüncü ve dijital medya pazarlama uzmanı Aytaç Meşri. Tekrar hoş geldiniz. İlk bölümde kullanımı, nasıl kullanmamız gerektiğini konuştuk. Bir de şöyle bir akımdan bahsettik. Hani hiç kullanmayalım, tamamen kapatalım diyen bir şey var. Hani teknik olarak bu böyle bir şey. Evet, şimdi, kullanıp da bir zaman sonra bir kullanmayanlar. Sosyal medyada bilinmesi gereken bir şey var. Hani ben hiç sosyal medyayı kullanmadım, hesabımı açmayacağım, kimseyle de bağlantım yok diye bir kavram olamaz. Sosyal medyada iki tarz vardır. Ya aktif kullanıcı olacaksınız ya pasif izleyici olacaksınız. Başka hiçbir şansınız yoktur. Ya açarsınız hesabınızı, aktif olarak kullanırsınız, paylaşırsınız, sizinle iletişime geçerler. Ya da açarsınız hesabınızı, beklersiniz. Yani hiç açmayacağım der. Ama hiç açmasa da insanlar senin ismini yazıp, seninle ilgili resmi koyup hala paylaşmaya devam ederler. Burası çok önemli abi. Çok i̇şte o yüzden şey de sizin, ya ben aktif, bu markalar için de aynı şey geçerli. Markaların çoğuyla da konuşuyorum. Biz hesabımızı açmayalım, bizim hakkımızda konuşmasınlar. Bunu yapmaması, onun hakkında konuşulmasını engelleyecek bir şey değildir. Evet. Kişiler şahıslar için de o yüzden. O yüzden mutlaka kişilerin de, burada CV olarak konuştuğumuzda da, kendi hesapları açıp kendi isimleriyle yönetmesi gerekmektedir. Yönetmezlerse başkaları onun hakkında konuştuğunu da koruyamazlar. Bir şey söyleyecekse hiç olmazsa kendi kontrol edeceği alanda söylesin ki cevap verebilsin. Şimdi ben aslında şöyle söylüyorum. Şimdi ilginçtir, biz liselere tekmezse ile ilgili bilgi paylaşımı için gidiyoruz. Bizzat ben de bazen arada gidiyorum. Bize iyi bir yerde gittiğinde hakikaten zeki çocuklardı. Şunu sordular, ya siz tekmezsiniz. Ne işiniz var burada? Demeye getirdiler. Biz dedim tanıtıma ihtiyacımız yok. Biz iletişime geldik. İletişim kuruyoruz sizlerle. Yani şey bazında. Şimdi çağ iletişim çağı, dijital çağ. Evet. Öyle veya böyle. Kendinizi bundan soyutlayarak bir yere koyarak kaçamazsınız. Aynı metroya binmek gibi bir yerden bir yere ulaşım. Veya otobüse binmek gibi veya başka bir araçla seyahat gibi bir şey aslında. Ben yürüyeceğim diyemezsiniz. Aynen. Yani. Evet. Yani ben yürümeyeceğim, duracağım, durağan olarak, statik olarak kalacağım diyemezsiniz. Aksi halde kendinizi tüketmiş, bitirmiş olursunuz. Yani olay bu kadar vahim aslında. O açıdan bizim yaşımızda veya bizim benden daha yaşlılar da artık aktif olarak öyle veya böyle bir yolla artık bu dijital medyanın kullanıcısı olmaya doğru gidiyoruz. Bir de hocam açan açmayan herhalde sizin nezdinizde de belki notlar ders konusu değil ama sosyal aktivite açısından, değil mi? Yani sizin görevlendirmeniz açısından eğitimden sonrası için açanla açmayan bir değil. Yani bir Twitter, Facebook hesabı olup dediğiniz normlarda kullananla kullanmayan herhalde iş görüşmesinde de artı eksi faydaları vardır. Aa tabii, olmaz mı? Yani, bu konuyu da konuşabiliriz biraz. Tabii şimdi. Adamın hesabı yok diyelim hiç. Hocam çok güzel bir şey söyledim. Artık belli bir yaştan sonra X kuşakları, yani biz X kuşağı deniyor bizlere. Şu andaki Y ve gelen Z kuşağıyla ortak çalışabilmek için, çünkü aynı şirkette X de var, Y var, Z'ler de gelmek üzere. Dolayısıyla bu üç kuşağın ya da iki kuşağın ortak beraber çalışıyor olması gerekir. Yani bir genel düşünün ki şey yok, Facebook hesabı yok, Twitter hesabı yok ve istemiyor. Ama alttan gelen adamların hepsinin var. Sen nasıl bunu anlayacaksın? Nasıl onları yaşayacaksın? Şirketi nasıl yöneteceksin? Çünkü Y kuşağını, senin alttaki alanlarını, ki bu 2000 yılına kadar mevzu şeyler, doğanlar, eğer sen doğru anlamazsan o çocuğu yönetemezsin. İnsan kaynakçı. Eğitim için de böyle midir hocam? Tabii tabii. Eğitimde de böyle midir? Yani ben onları açmak istemiyorum ama mutlak surette öğrencinizle veya diğer akademisyenlerle sosyal bir ortamda buluşmak istiyorsanız artık mümkün değil. Yani odasına gidip veya başka bir mekana, çok uzak ücradaki bir üniversitede bir insanla bir ortak bir iş yapıyorsan, evet elektronik posta olayı var ama daha farklı bir şeyle sosyal medya üzerinden de bu kurguyu kurabilirsiniz. WhatsApp mesela, değil mi hocam? Aynen. WhatsApp grupları. Aynen. Çok farklı şeyler kurabilirsiniz ya. Akademiler, yani üniversitelerde şu anda durumu X, Y ve Z var. Z'ler girmek üzere veya girdiler şu anda.
Ve devam edecekler. Şimdi yani hocamız bunu çok iyi biliyor, o yüzden de kullanıyor sosyal medyayı. O yüzden de burada zaten. Dolayısıyla düşünsenize o üniversitedeki gelişimi nasıl olacağını. Ne kadar iyi bir şey bu. Kar, kar tatilini hemen direkt Twitter hesabımdan duyurdum. Ta birkaç saat sonra bizim ana web sayfasında duyurulabildik yani. Çünkü onun hazırlığı var, içeriğin anlatımı var. Tabii. Onu indirmek var. Ama geç girdiğinizde de o konuda eleştiriler geldi. Geliyor. Tabii geliyor. Hocam şey de yapılmıyor mu şimdi? Sizin üniversitenin benzer hesapları da var. Aynı şekilde. Kar düştüğü zaman bir anda kar tatili yapılmıştır deyip oradan da bir ön duyurular da yapılıyor. Yok ama müthiş baskı geliyor bana. ama benimki legal hesap diyorum. Tabii ki. İnanmayanlar da oluyor tabii. Ya bu gerçekten işte Mehmet var Hoca mi? Ya falan. Mehmet Hoca hesabı falan. Eyvallah. Bir de şey çok önemli, Aytaş Bey'in söylediği. Siz orada olmazsanız sizin yerinize birisi gelip sizin adınıza iletişim yapmaya başlıyor. O daha tehlikeli belki de. Doğru tabii. Şey, öyle bir şey oldu mu hemen legal yöntemlerle onu durdurmanız gerekiyor. Sonra siz devre girmeniz gerekiyor. Evet haklısınız. Yani biraz evvel soru gibi firmalar aday al. Düşünseniz bir aday alacaksınız. Kıyas yapıyorsunuz şimdi. Bir tanesi birçok konuda hem yani işe yetkinliği, firmanıza uyumluluğu var net. Ve pozisyona bağlı tabii ki bu ama yani bir pazarlama departmanı olabilir. Bir satış departmanı, halk ilişkileri, insan kaynakları olduğunu düşünelim. Sosyal medya hesaplarını kullanıyor. Gayet düzgün hem dili var hem konulara doğru hakim ve yani hobileri gibi bir şeyler ortaya da çok güzel dökmüş. Öbürküsünde hiçbir şey yok. Hiçbir entelektüel girişim yok, bilgilendirme yok. Hayatta kopmuş ilişkisi var. Evet işi yapacak gibi gözüküyor ama hangisi alırsınız? Tabii ki hele ki pazarlama, halk diş ve insan kaynakları departmanlarında hayatla ilişkisi olan, izleyen, yurt dışını izleyen, onlardan neler yapıldığını izleyen ki internetten izlemek zorundasınız. Ve onları Facebook'undaki gruplarla ya da Twitter ya da LinkedIn gibi grupların içinde var olarak tabii ki bu adamı işe almayı daha çok meyillenirsiniz. Dolayısıyla evet firmalarda dolayısıyla buna böyle bakarlar. İleride şöyle bir şey olabilir mi hocam? Bir de hani son bölümde ilerisini konuşalım. Belki başarılı sporcular işte Amerika'da, İngiltere'de burs kazanarak işte geleceğe yatırım yapılıyor. Sosyal medyayı, interneti iyi kullananlar, bu konuda hani içerik üretenler, YouTube'da dediğiniz gibi biraz önce. Evet. Üniversite girişlerde veya bu tip bir şey olabilir mi? Burs kazanma. Bir hamle daha önde olacaklar. Bırakalım yani şeyi üniversiteye girerken ki biliyorsunuz TÜBİTAK yarışmalarında öne çıkan gençlere ekstra puanlar geliyor. Yani puan alıyorlar. Büyük ihtimalle de dijital medyayı çok güzel kullananlar, hakikaten etkin kullanan kişilerde de bazı ayrıcalıklar söz konusu olabilir diye düşünüyorum. İş almak demiyorum, eğitim için söylüyorum. Eğitim için, evet. Yani en azından iletişim kanallarında çok daha yetkinlerdir. Daha sosyallerdir. Evet. Yani gerçi asosyal medya da diyoruz dijital medyaya bir açıdan da kötü huylarından dolayı. Yani, tabii ya kendilerini çok izole ederlerse sadece F tipi, Facebook'un F'si gibi F tipi cezaevinde yaşayacaklarsa öyle yaşayan bir nesil de var çünkü. F tipi mi diyoruz onlara? Ben F tipi diyorum öğrencilere. Ama bizim tarz Facebook'un F tipi cezaevi diyorum. Yani bu tarz bir şeyde yaşamıyorlarsa, gerçek hayatlarda etkileşime geçiyorlarsa bu iyi olacak. Ama cep telefonunu evde unuttuğu zaman kesinlikle geri dönerken, cüzdanını evde unuttuğu zaman gelmeyen öğrenci biliyorum. Çok. Bugün arkadaşımdan borç alırım, idare ederim diyor ama cep telefonumu bırakamam diyor. Yani şimdi böyle bir profil yapısındayız. Ben o yüzden öğrenciyi tanımak için biraz da üniversitede olma sebebim de o. İnanılmaz kendi bir dilleri var, kendi bir iletişim tarzları var. Bunları öğrenmek lazım ki değerlendirmede gene onları anlamarken bunlar gene önemli. Yok, harcama kalemlerini de artık cep telefonu üzerinden yapacağız. Tabii. Onu hazırlanın yani, şey hiç söylemiyorum. Cüzdan yok artık, plastik kart da yok, plastik para diyorum ben ona. Evet, evet. O da olmayacak. Büyük ihtimalle yine cep telefonu ufacık o şeyden harcama. Siz iş başvurularını mobil cep telefonundan yapabilmeleriyle ilgili sizin şeyler nasıl bir hamleler yapıyorsunuz? Uygulamalar var. Yani her türlü hem Android hem iOS'ta yani iPhone denen şeylerde uygulamalar var. Çocuk oradan pozisyona bakıyor. Hatta push mesajlar geliyor. Aa bana uygun makine mühendisliği ilanı gelmiş diyor. Bakıyor, okuyor, basıyor, başvurdu, bitti. Evet. CV'si hazır zaten. Az önce bir Twitter geldi. Çok güzeldi ya o az önceki Twitter. Neydi acaba? Şey geldi. İK'cılar diyor sadece sosyal medya hesaplarındaki bazen yanlış şeyler yazsak bile ona göre mi alıyorlar diyor. Yani işe alım bir mülakatlar silsilesidir. Dolayısıyla sadece bir noktaya bakarak
işe alınmaz. Yani birkaç parametreden biridir. Tabii yani bir tanesidir, bir zincirdir bu. Bir tanesi mülakattır, bir tanesi adayın gelme kıyafetine kadardır. Adayın hazırlanmasına kadar bakılır ve birkaç mülakat birden yapılır. Ondan sonra işe alınma yapılır. Sadece bu Facebook'ta bunu yazmış, bu tüy kaka ya da iyi. Öyle bir şey yok. Yani mülakattan bile hemen öyle çıkmaz. Böyle bir şey yok. Son bir tweet daha vardı. Evet. Twitter mı yoksa LinkedIn mi? LinkedIn mi? LinkedIn tabii değil mi? Şimdi onlar Facebook ve LinkedIn hemen aynı aslında. Yani birisi daha business, iş dünyası gibi bir network gibi bir şey ama iş başvurusunda bir CV'niz olmadan ve CV'nize işin tanımı doğru yazılmadan o işe başvuramazsınız. Kim olursanız olun. Yani sadece ben satış temsilcisiyim yazıp beyaz eşya sektörünü yazıp iş bitemez. İşin tanımı yazmak zorundasın. Nasıl işte entelektüel misin diye bakılıyor. Aynı şekilde işin tanımında yaptığın işi doğru tanımlamazsan işte kaç makine satıyorsun, kime bağlısın, altta kimler var gibi bazı tanımları vermeden, işini doğru tanımlamadan CV'yi tamamlanamazsın. En önemli kısımdır CV. Twitter'da hocam sizin iletişimimize bakılıyor. İnsanlarla kimlerle arkadaşlık yapıyorsunuz? Evet. Kimlerle ne konuşuyorsunuz? Twitter bir mikro site. Evet. Sizin anlık düşünceniz, o anki yaşam olanlara verdiğiniz tepkiler. Bunlar da çok önemli. Siz daha evvel de söylediğiniz gibi o firmanın yönetim tarzının düşünce yapısına uygun mu bu insan? Buna bakmak için. Ama LinkedIn onun CV'si ve gerçekten bir de LinkedIn'in onların arkadaşları tarafından değerlendirdiği kısımları da var. Twitter yani, daha doğal bir yer değil mi hocam? Evet, LinkedIn robot gibi yazıyor. Ama asıl bir numara Facebook. Facebook. Aynen bir numara Facebook. Twitter falan sonra geliyor. Çünkü Facebook'una bakarak çok kullanılıyor. Yani Türkiye'de şu anda 35 milyon üstünde hatta değil mi? Yani resmi 38 ama bir o kadar da Türkiye'yi göstermeden kısmet döngüsünü arttırmak amaçlı kullanılan bir hesap sayısı var. Dünyada 6 mıyız 7 miyiz öyle bir şey. Şu anda 8 diye biliyorum. Kısmet döngüsü. Dünyada kısmet döngüsü işte erkek tarafının daha fazla kız tarafının daha fazla erkeği bulabilmesi için arttırabileceği bir yöntem. Çöpçatanlık ofisi. Evet. Alenen onu söyleyeyim ama yani ben bunu çok şey yapmıyorum. Adam bu amaçta kurduğu için Facebook'u. O yüzden hani şey yapmıyorum. Şaşırmıyorum ben buna. Ama mesela ben gençlerden aldığım şey şu anda mesela benim ders verdiğim öğrencilerin çoğu Facebook hesapları var ama aktif kullanmıyorlar, sadece takip ediyorlar. Sebepleri anneleri babaları daha etkin. Hemen teyzesini buluyor. Bak benim çocuğum ne kadar güzel, ne kadar güzel başarılı. Allah daha da devamını versin. Devamlı onlar yazıştığı için annesi oyuna davet gönderdiği için babası resimleri paylaştığı için şimdi arkadaşlarımla neredeler, nereye gittim, bunlar fark edilmesin, anlaşılmasın diye bir şey paylaşacaksa fake hesabından paylaşıyor, kendi hesabı duruyor. Böyle olunca da o iletişim kurma yaşları 13'e kadar, 12'ye kadar düşüyor. 12 yaşındaki bir çocuk Facebook hesabını açıyor, yakışıklı bir resmi koyuyor, kendi olmayan resmi ve iletişime başlıyor. Peki bu fake hesapların internet IP'leri üzerinden sizin olup olmadığını anlaşılamaz mı? Türkiye'de henüz bu öyle Türk Telekom'un şey sağladığı bir şey değil. Tekil IP olmadığı için bunlar henüz teknik mümkün olarak değil. Da rahatlatıcı bir şey oldu o zaman. Evet. Fake hesaplara devam mı? Ya ben devam demiyorum. Burada ben şunu söylüyorum. Kariyer planlamasını yapmak istiyorsa kişilerin kendi ismiyle olan bir hesabı olması lazım. Nasıl resmi CV'de olması gerekiyor? İsminin de onu tutarlı olan bir hesabı olması gerekiyor. Ama şey hocam, sizin hem eğitimci şeyiniz de biraz hani son bir dakikaya girecek olarak vicdani olan bir şey de var değil mi hocam? Yani paylaşımlarımızı yaparken işte hem geçmişte hem gelecekte hani sorumlu olacağım, sorumluluk duygusunu yani hani taşımak gerekiyor. Birine bir şey söylerken, bir paylaşım yaparken birilerine zarar verip vermeyeceğimizi öngörmek değil mi hocam? Ama bir de şu açıdan da bakalım, öğretici de oluyor. İlk hamlede hakaret, belirli hamleler sonra, birkaç zaman dilimi sonra farklı bir eğitim sürecine girerek insanın kendi kendine eğittiği tweetler de görüyorum ben. Mesela hocam? Yani başlıyor önce şeye, sövmeye diyelim tamam. Adamıyla. Ondan sonra bakıyorsunuz özür dilemeye kadar götürebilir. Kendini farklı bir forma sokan şeye, bir eğitici tarafı da var yani bakmayınız. Çok, evet aynen. Yani öyle bir sert bir tonda başladığınız şey ondan sonra melodik bir yapıya da dönüşebiliyor. Amerika'daki bir araştırma yok konuştum bir gün ama Amerikalılar için konuşuyorum. Araştırma da onlarla ilgili. Facebook kullanıcılarındaki EQ yani duygusal zekayı geliştirmiş. Karşı tarafa daha düşünür hale, daha empati yapacak hale gelmişler. Yani Türk insanı zaten empati yapan insandır. Dolayısıyla bize çok şey değil mesela yani onların daha uygun olmuş. Bir de onu ben görmüştüm, hakikaten çok ilginç şeyler var.
başarı hikayeleri var. Hocam çok kısa 30 saniye. Müthiş sosyal sorumluluk projeleri de oluşturuyor. Yani Twitter'ın o yararları da var. Evet. Fundraising gibi yani böyle para artırıcı. Bilinirlik düzenleme vesaire evet, gibi. Tabii. Ben ayağınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız buraya geldi. Çok önemli zaman. Bir konuyu konuşmuş olduk. Hani ana hatlarla konuştuk. Belki daha derinlemesine konuşulabilir ama hayatımızı direkt etkileyen bir şey bu. İzlerimiz. Bir de parmak izi gibi silinmediğini vesaire konuşuyoruz. Sayın seyirciler, şimdi geçen hafta Tuzla Belediye Başkanı Sayın Doktor Şadi Yazıcı'nın çok böyle gizemli bir odası var. Bütün teknoloji aletlerini sergilediği. Onun odasına ilk defa Sine 5 Dijital Hayat ekibi olarak biz girdik ve çekimler yaptık. Bir de röportaj yaptık. Sağ olsun o da bizi çok ilgilendi. Onun VTR'siyle size veda edeceğiz. Ardından aşırı dijital kahramanımız Dijital Hat'la size veda edeceğiz. Haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar huzurunuzda olacağız. İyi akşamlar, hoşça kalın. Burada şimdi çok müthiş bir ambiyans var. Tabii biz hani teknoloji, internet ve sosyal medyayı hep konuşmaya çalıştığımız bir program yapıyoruz ve odaya girince şaşırdık. Ben hala şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Bu odayı nasıl toparladınız? Biraz konuşalım. Tabii yılların birikmesi. Bu 1980'li yılların başında başlayan, daha sonraki süreçte bütün teknolojik ürünlere olan ilgi ve alakamın getirmiş olduğu bir sonuçla Amerika'da garaj vardır, bizde bodrum vardır. Bodrumda saklarken daha sonra işte biraz açığa çıkartıp teknoloji meraklısı olacak veya teknolojiyi en azından bilgilendirebilecek sergileme alanı oluşturabilir miyiz diye bir fikir geldi. Ama asla vermem, onu söyleyeyim. Bunlar benim hayatımda önemli yer kaplıyorlar. Ama en azından çocukların, gençlerin geçmişten nereden geldiğini teknolojinin, bilgisayarda, cep telefonunda, hesap makinesinde, daha doğrusu dijital serüveni iyi tanıyabilmeleri açısından bir sergilemeyi düşündüğümüz bizim bir eğitim parkımıza sergileyeceğiz inşallah. Burası ara geçiş noktası. Burada biz artık bunun bir kurgusunu oluşturmaya çalışıyoruz. Bilgisayarın tarihi konusunda kendimizce bazı notlar oluşturarak da 10 dakikada hem görerek hem de basit bir anlatımla gençlerimiz bilgisayarın, cep telefonunun, el bilgisayarının, smartphone'ların ve tabii ki televizyonun ve dahil görüntüleme, ses ve işitsel, görsel bütün cihazların serüvenini az çok tanıyabilecekleri bir mekan. Burada mesela işte ilginç ürünler var. İşte klavyelerden tutun da işte ne bileyim bir dijital mikroskoptan bakın işte çok enteresan klavyeler. Çok enteresan işte Wi-Fi ile Bluetooth'ta bağlantı kullanabilen fotoğraf makineleri, sizin yerinize yapacak GSM şebekeli kaydıran işte cihazlar. Bunu mesela ta 90'lı yılların başında şey yapmıştık, 2000'li yılların başında pardon. Ama mesela kullandığımız şeylerden 60 GB hafızası olan, hem kendisi dokunmatik evet ve şeyde GSM bağlantısı da kendi üzerinde olabilen bu cihaz yaklaşık 7-8 senelik bir cihaz. 8 yıl önceki bir cihaz. Ama tam bütün ürünleriyle beraber her türlü mobilize kullanabileceğiniz her şeyi var. Ve dokunmatik bir cihaz. Bizim standlarıyla beraber gerçekten... Zaman fuarları falan da takip ediyoruz. Tabii ben Sebit Fuarı'nı mutlaka yapardım. 1982'deki ilk 24 kilobaytlık bilgisayardan başlayıp Sinclair'la, işte Commodore'la, Amiga'yla ve Amstrad'la giden serüvenin şu andaki son noktaya gelmiş artık terabayt düzeyindeki bilgisayarların hafızalarıyla. O zamanlar teyplere bakın, oradaki kayıt ünitelerine dikkatini çekerse çok gelişmişti. Mesela Commodore'un o disket mükemmel bir şeydi. Printer'ı yani dünyada bir çığırdı yani o dönemde. Yani bütün bunlardan şimdiki bu döneme gelinceye kadar ne yaşanmış? Dünya bir anda böyle miydi? Gençlere, çocuklara geçmişi anlatabilmek, dijital dünyanın aslında o dijital kısmını anlatabilmek açısından da bilgisayar 01'dir ama nasıl 01'dir diyen 10 dakikalık bir sunumla bütün bunları sergileyip bütün gençlerimize bir dijital serüveni başlangıcıyla şu anda geldiği noktada nasıl geldiğini ve aslında dijital dünyayla bir diyalog oluşturmak açısından güzel bir bizim eğitim parkımız var. İnşallah orada açacağımız bir yerde sergileyeceğiz, anlatacağız. Ama dediğim gibi bu benim kişisel bir sergim. İnşallah bundan sonra da bunu da geliştirerek ben devam ettireceğim. Ama gelecekte bütün herkesin maziyi bilmeden hani atiye atıfta bulamazsınız. Bu da bir mazi bilme,
ve bir tarihin birikim kısmını oluşturan bir yapı. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. El oyunları vardı bakın orada. Tetris ve satranç da dahil. O oyunlar çok meşhurdular. Tek bir oyuncağızlar. Oyun oynayacaksanız öyle. Bakın orada bir satranç vardır mesela. Tahta. Tahta okudunuz. Kendinize o koordinatlarıyla oynayacağınız hamleyi gösterirsiniz. Bilgisayarla ilk oynanan bir tahtadır. Bunlarla oynanır derdim. Teşekkür ederiz. Bu özel koleksiyonu bizim için bize açtınız Sine 5'e. Çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tweet atayım. Mesela dijital hayat değil mi? Vay be, bu çok müthiş bir şeymiş ya. Hayır, alet süpermiş. Suya bakmak kolay değil. Nesi var sence? Karnı mı aç? Hayır. Gazı mı var? Hayır. Altı mı ıslak? Hayır. Peki sorun ne Dijisu? Bazıları erken başlar. TürkSat dijital hayatı sundu.